Evet kıymetli dostlar, Kadıköy Sokağı'nın müdavimleri, Mart ayına girdik. Yani kedilerin en mutlu olduğu aya girdik. Zaten dün akşam kedilerin mutluluğu başladı. Hak ettikleri mağlubiyeti yaşayarak Türkiye Kupası'ndan elendiler. Gerçi Yakup Çınar diyor ki Okan Hoca tur atlaması halinde sıkışacak maç trafiğini, çareyi elenmekte buldu. Bence Guardiola da olsa elenmek isterdi. Hoca büyük oynadı. Ulan elenmek isteyen adam gider. 7 tane 8 tane yedekle çıkar. Elenmek isteyen takım bu şekilde elenir. Anlatabiliyor muyum? Mesela Fenerbahçe bunu yaptı. 7-8 yani Osayi'nin sol bek oynatılması gel beni eleyin demekti. Krunic sahada çıkmak gel beni eleyin demekti. İyi de hocam ikinci yarıda oyuncu değişikliği yaptı. İkinci yarıda yaptığı değişiklikler de artık şey gibi düşünün yani aman farklı bitmesin de en azından tam beni şey yapayım diye. Abi herkes kendine göre bir şey buluyor. Neyse hızlı bir şekilde hızlı tur yapacağım. İsmail Kartal'dan öğrencilerine Hatay'ı yenin affettirin. Ankaragücü performansını bu futbol kabul edilemez şeklinde yorumlamıştım. Ve takımın hedefi çizdiği Hatayspor maçında şampiyon olmak isteyen bir oyuncu grubu görmek istiyorum diyor. Haksız mı? Haklı. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe'de bir maç her şeyi değiştirir. Bir maç. Hatay maçını kazanırsın. Galatasaray'a gider yenilir. Beşiktaş'a. Bakın bütün her şey değişir. Bak biz Fenerbahçe'yiz. Her şey kabul edilebilir ama bu futbol kabul edilemez. Önümüze bakmamız lazım. Hatalardan ders çıkarmamız lazım. Olay bu kadar basit. Bu kadar basit. Ya senin karşındaki takım al. O da yenildi. Yani o da yenildi. Gördünüz arkadaşlar. Enteresanlığı gördünüz. Fenerbahçe'ye Fred müjdesi. Uzun bir sürede takımdan ayrı kalan Fred sakatlığını tamamen atlattı. Peki hocam Hatay maçında oynayacak mı oynamayacak mı? Arkadaşlar benim içeriden aldığım bilgiye göre Hatay maçında riske edilmeyecek. Sonradan oyun alınacak. Hani önümde uzun bir haber var. Hiçbir şey yapmıyor. Bu arada Haber Global'den sevgili Sercan Hamzoğlu'na selamlar olsun. Sakatlığını tamamen atlattı. Takımla çalışmalara başladı diye ve takımla idmanın tamamında çalıştı diye de belirtti. Bilginiz olsun. Hani Trabzonspor maçında dahi beklenmiyordu. Erken gelmesi iyi oldu arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş isyan etti. Herkes kendine gelsin diye. Arkadaşlar Mert Hakan Yandaş'la ilgili 2 tane haberimiz var. Daha doğrusu 3 haberimiz var. İlk olarak Ankaragücü maçından sonra soyunma odasına gelmiş. Herkes kendine gelsin, bu şekilde oynayanın bu takımda yeri olamaz demiş. Ulan oğlum bu konuşmayı Mert Hakan mı yaptı, Aziz Yıldırım mı yaptı? Uzun lafın kısası. Mert Hakan takıma bir kaptanlık yapmış. Tabeladaki skor Fenerbahçe'ye yakışmadı. Bunun özrü olmaz. Çıkacağız. Bütün maçları kazanacağız demiş. Ben açık ve net bir şekilde hep ne diyorum? Şerefiniz varsa kalan bütün maçları alırsınız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani onu demenim, şunu demenim, bunu demenim hiçbir şeyin lüzumu yok. Bak İsmail Kartal'ın büyük hayal kırıklığını Rade Krunic. Bizim hayal kırıklığımız kadar İsmail Kartal'ın da hayal kırıklığı vardır. Ve İsmail Kartal da pişmandır. Adım gibi eminim. Çünkü çok istedi. Bu sezon görev yaptığı İtalya'da 10 maçtaki performansının bile gerisinde kaldı. Apar topar Miguel Crespo Rayavayacano'ya gönderildi. Ve Crespo'yu mumla arattı. Açık söyleyeyim keşke diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunun için de Crespo gönderildi diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ve bakın maç başı pas arası 1.1'den 0.6'yı gördü. Topu geri kazanma süresi 4.1 2.6. Tehlike engelleme 1.401. Kazanılan pozisyon 0.300. Top kaybı 5.5 7.1 karnelerinde dibe vurdu. Ortaya çıkan kötü performansın sebebi. Açık söyleyeyim o opsiyon 3.5 milyon euro. Hani zorunlu opsiyon. Yapacak bir şey yok artık. Hani şemsiye mi dersin başka bir şey mi dersin ne dersen de. Fark etmez. Ama Krunic için şunu söyleyeyim arkadaşlar. İsmail Kartal kendi eliyle oyuncuyu mahvetti. Kendi eliyle oyuncuyu taraftara yemetti. Ben bunu bilir bunu söylerim. Oyuncu tamam bu kadar da kötü değil ama açık ve net olayım. Ben öyle kıvırmadan söyleyeyim. Hislerinize tercüman olayım. Krunic Fenerbahçe'de oynadığı her maçta Fenerbahçe bir kişi bazen 2 kişi eksik oynuyor. 6 olmuyor. 8 hiç olmuyor. Yani ben en azından 8 deneyelim dedim. 8 olmadı. Dedim ki İsmail'le çakışıyor. Yani ikisi de 6 rolünü üstlenmek istiyor falan. Yok abi böyle de değil. 6'ya bir geçti yumuşak. William Arao bundan daha sertti. Bak bizde Arao olmaz. Josico bizde niye tutmadı? Çok teknik bir oyuncuydu ama yumuşak. Topi top gibi bir oyuncuydu. Yumuşak. Bizde olmaz. Bak bizde nasıl olur biliyor musun? Abbiyah'la Josico'yu yan yana oynatırsın. Abbiyah 6 oynar. Josico 8 oynar. Bitti. Bu kadar. Anladın mı? Şimdi İsmail 6. Krunic 8. Hocam bak İsmail kütür kütür. Hayır İsmail Abbiyah'ın yani yarısı etmez. Tamam İsmail'i severim beğenirim ama yani İsmail Abbiyah farklı karakterlerde. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğimi umarım demek istediğimi anladınız. Yani biz Krunic'ten anca 10 numarada faydalanırız. O da nasıl 10 numara? Çift 8 çıkarsın. Hani şey gibi düşünün. İsmail, Fred, Krunic. Öyle. Bu arada Mert Hakan demişler. Ankaragücü Mert Hakan'a şikayet etmiş. Müsabaka sonrası. Bak müsabaka sonrası. Ben dedim ya size dünkü videoda. Müsabaka sonrası. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Maç bitmiş ben yanımdakiyle muhabbet ediyorum. Ulan bizim takımın oynadığı oyunun da bunların gelmişinin geçmişinin de bu ne lan 2 metre yandakine top atamıyorlar. Bu ne lan bir gol atamadık gitti. Bu kadar mı salak futbolcu bir araya gelir dediğimi düşünün. Bunu da rakip takımın başkanı dedi ki ulan bu bizim taraftarımıza dedi ki bu kadar salak bir araya nasıl gelir? Bu bizim taraftara dedi dese. Buna ceza gelmez arkadaşlar. Çünkü mutlak kanıt yok ortada. Hani VAR pozisyonlar için diyorlar ya VAR protokolüne aykırı. Niye? Kesin delil yok. Burada da kesin delil yok. İyi de hocam elini uzatmış küfür ediyor. Kime ediyor? Hocam Ankaragücü tribünlerine diyor. Teknik heyet edemiyor mu? Ya Fenerbahçe teknik heyetine diyor belki. Ya tribünlerimize karşı şöyle yaptı böyle yaptı başvuru diyor. Mert Hakan'a saygısızlık söz konusu TFF'ye başvuruda bulunduk diyor. Icardi'ninki maçın içinde direkt tribünlere. Ona rağmen bir maç ceza aldı o harekete. Ya ben artık şunu diyorum. Keşke Ankaragücü seyircisi komple saha zeminine inseydi. O Icardi o hareketi yedirseydi. Yani federasyonun istediği buymuş demek ki. 1300 gidiyor yan hakeme. Küfür ediyor. Bırak kırmızı kartı. Uyarmıyor bile. Demek ki bunlar küfür istiyor. Demek ki bunlar Galatasaraylıların küfürle hoşuna gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Süper Lig'de haftanın hakemleri belli olmuş. Arkadaşlar umurumda değil. İster Fethullah Gülen'i versinler. İster Erden Timur'u versinler. İster yerin dibini ister zıkkımın kökünü versinler. Kime veriyorsa versinler. Kime veriyorsa versinler. Şu saatten sonra ben bütün hakemlere şunu söylüyorum. Ortada bu kadar FETÖ lafı dolanıyorken geri zekalı değilseniz adaletli yönetirsiniz. Ha malsanız, geri zekalıysanız, salaksanız gidin kollayın istediğiniz takım. Bak salaksanız, geri zekalıysanız kollayın. Şu anda siz tuzağa düşme durumundasınız. 10 gün sonra, 5 gün sonra, 5 ay sonra ne olacağını hiçbiriniz bilemezsiniz. Şu anda siz tuzak içine girebilirsiniz. Hocam nasıl bir tuzak? Galatasaray'ı kollayıp Galatasaray'ı şampiyon yapsın hakemler. Bana Haziran ayında 3 Temmuz Volüm 2'nin yapılmayacağının garantisini verir misiniz? Veremezsiniz. Ya hocam hakemler garanti almasa bu kadar rahat kollayamazlar. Valla ben diyorum hakemler gerizekalı değilse adaletli yönetsinler. Benden söylemez. Ben sufleyi verdim. Ötesini konuşamam. Yetkim yok. Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan, Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecekmiş. Ben bu kadar söyleyebilirim. Başkasını söylemem. Onu da belirteyim. Şimdi TFF'den yayıncı kuruluş için ihale için yeni karar diyor. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Herkes konuşuyor. NTV'nin haberine göre iptal edildi diye haberi girdiler. Sonrasında Saran Medya grubundan açıklama geldi. Saran Holding'den açıklama. Ne diyor Saran Holding? TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen 100 toplantıda tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Yani Bein Sports elendi. Dolayısıyla bugün gerçekleşen iptal daha önce de olduğu gibi Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır. Hocam nasıl yani? Ben bunu anlamadım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. 2 tane firma teklif veriyor. Başka kimse teklif vermiyor. Firmalardan biri çekiliyor. İhale kime kalır? Diğer firmaya. Yok bunlar ihaleyi iptal ettik diyorlar. Hocam ne saçmalıyorsun sen? Ben saçmalamıyorum. TFF saçmalıyor. 2 firma ihaleye giriyor. Firmanın biri çekiliyor. Arkadaşlar da diyor ki biz ihaleyi iptal ettik. Saran Holding en yüksek teklifi mevcut sezonun 60 milyon euro üzerine çıkarak vermiş. Bak şu anki alınan paranın 60 milyon euro üstüne çıkarak vermiş. Şartnameye uygun teklif veren tek katılımcı olmuş. Sonra diskalifiye edilmiş. Ya bu nasıl bir şey? Ya ihale açıyormuş gibi yaptım. Milleti niye oyaladınız o zaman? Hocam Saadettin Saran Fenerbahçeli ya ondan. Vallahi ben hep söylüyorum. Devletin kanalı TRT. TRT alıp istediğini yapabilir. Ha ben şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım geliyor. Aklınız varsa, kafanız çalışıyorsa, azıcık beyniniz varsa adaletli bir ihale yapın. Çünkü Aziz Yıldırım bunların hepsini size yedirir. Benden uyarması, benden söylemesi. Hatta Aziz Yıldırım yedirmez sadece. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yedirir. Spor Bakanı da yedirir. Benden söylemesi. Ya benden söylemesi. Bu arada Aziz Yıldırım demişken Aziz Yıldırım herhangi bir açıklamasının olmadığından bahsetti. Çünkü dün sosyal medyada hani benimle görüp anında paylaştığım bir paylaşım oldu. 12 numara paylaşınca ben tamamdır dedim. Bugün sosyal medyada yalan kaynağı belirsiz benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş aptalca cümleler içeren ifadeler yalandı. Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi bir yeni açıklamam yoktu. Bu tip dezenformasyon yaratan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Benim yatacak yerim de bellidir. O bana kaçacak diyen şerefsizden ne oluyor lan? Pardon ya, hastalığın etkisiyle biraz sesim değişti herhalde. Diyor ki benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Kendileri söylemek istediklerini benim üzerinden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim. Sosyal medyada ne yazılmıştı? Ben öyle hadi gelin ekran karşısında tartışalım da demem. Bir gün gelir ansızın bir bakmışlar karşılığında oluverirler. Nereden nasıl ayağıma geldiklerini anlayamazlar bile. Herkes haddini bilsin, kirlerlerini Fenerbahçe'den çeksinler demiş. Dursun Özbek bugün var yarın yok. Hepsi kukla, birileri getiriyor birileri indiriyor. Buna TFF MYK dahil şahsıma laf atacak adama da etek öptürürüm. Bunu çok iyi biliyorlar. Talimat aldıkları yerlerin kökleri kuruduğunda kaçacak delik dahi bulamayacaklar diye. Bu da hoş olmadı. Ben size Aziz Yıldırım'la ilgili bir müjde vereyim mi? Abdullah Kiğılı Aziz Yıldırım aday olur diyor. Ben bir tık daha ötesini vereyim mi? Fenerbahçe'nin an itibariyle başkanı Aziz Yıldırım'dır. Şu an 1 Mart 2024 itibariyle Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım'dır. İyi de hocam yani bunu sen neye dayanarak söylüyorsun? Oyuncu koltuğuma. Sağ olsun Yağmur abiciğimin hediyesiydi. Ona dayanarak söylüyorum. Ya arkadaşlar bak. Abdullah Kiğılı diyor ki Saadettin Saran Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi durumunda Aziz Yıldırım'ın aday olacağını söylemiş. Ya bu bir temenni mesajı gibi duruyor. Bu temenni mesajı falan değil. Bu açık ve net bir şekilde başkanlık mesajı. Fenerbahçe'nin şu anda başkanı kim? Ali Koç değil. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç değil arkadaşlar. Ali Koç çekildi. Siz herhangi bir yerde Ali Koç'un açıklamasını duydunuz mu? Herhangi bir yerde Ali Koç'un konuşmasını duydunuz mu? Duyamazsınız. Şimdi Abdullah Kiğılı beyefendi diyor ki birkaç gün önce bir iş insanıyla sohbet ederken yakından tanıdığı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağını da konuştuk. Bu konuda net cevap vermedi ancak 2 hafta önce Ali Koç'un Abdullah Kiğılı'yı Zorlu Center'daki ofisinde ziyaret ettiğini anlattı. Bak 2 hafta önce Ali Koç ziyaret etmiş. Ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da varmış. Ali Koç 5 yıl sonra Kiğılı'yı ziyaret etmiş. Ali Başkan 15 gün önce geldi. Döneri hazırla geliyorum dedi. Geldi 3 saat kaldı. Döner ve köfte yedik. Keyif yaptık, sohbet ettik. Haliyle merak etmiş Abdullah Kiğılı'yı aramış. Diyor ki Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Hayır, ayrılacak. Fenerbahçe şampiyon olacak. Ali Koç da ayrılacak. Bak. İyi dinleyin beni. Bak Ali Koç bıraktı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım. İşte kanıtlı ve belgeli video. Ben bunu başlığa koyacağım. Arkadaşlar Ali Koç Aziz Yıldırım tarafıyla komple küstü. Konuşmuyordu. Yani ben detayına girmeyeceğim. Niye küstü, niye konuşmuyordu, nedendi. 5 yıl sonra Abdullah Kiğılı'yı döneri hazırla geliyorum diye arayamaz. Ararsa 5 yıl sonra ararsa döneri hazırla diye arar. Der ki Aziz Yıldırım'la ilgili aracı olmanızı rica ediyorum diye arar. Gelir ofise, konuşurlar, diğerleri de sakinleştirir. Aziz Yıldırım'a durumu anlatır Abdullah Kiğılı. Aziz Yıldırım'la telefonda görüşür Ali Koç. Kendi aralarındaki konuşmanın ben detayını bilemem. Sonra der ki gel Fenerbahçe'nin başına. Ben baş edemedim. Ben elimden geleni yaptım. Mali olarak düzelteyim dedim. Elimden geleni yaptım. Gücüm buna yetti. Sportif olarak elimden geleni yapayım dedim. Diş geçiremedim. Buna yetti. Şununla uğraşayım dedim. Buna yetti. Bununla uğraşayım dedim. Buna yetti. Gel kulübünün başına. Hani Fatih Sultan Mehmet zamanında diyor ya babasına. Eğer padişah sensen gel ordunun başına. Eğer padişah bensem emrediyorum gel ordunun başına. İşte Ali Koç da benzerini yaptı. Ve Aziz Yıldırım aslına bakarsanız Aziz Yıldırım kendi aday olmak istemiyor. Çok yorulduğunu ifade ediyor. Kardeşi Ali Yıldırım var. Onu da yapmak istemiyor. Abdullah Kiğılı, Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu gibi isimler var ama benim duyduğuma göre sadece Abdullah Kiğılı yönetimde yer alacak. Birkaç tane daha isim buldum. Bu isimlerden biri Bilal Erdoğan olabilir. Bence Bilal Erdoğan'ı direkt Fenerbahçe başkanı yapmak lazım da. Ciddi söylüyorum ha, Bilal Erdoğan ne alaka falan demeyin. Hani konuşulan düşünülen isimlerden biri arkadaşlar. Bakın karşımızdaki taraf takım. Canları sıkılınca onu paylaşan bunu paylaşan bir takım. Ben şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım çok ciddi bir şeyin hazırlığı içerisinde. Ve o kadar ciddi görüşmeler gerçekleştiriyor ki aklınız hayaliniz durur. Türk futbolunda milat nasıl olur biliyor musunuz? Türk futboluna adalet gelir. Ben bir şey daha belirteyim. Benim kulağıma bir bilgi daha geldi ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Murat Sancak, sevgili Murat Sancak da federasyon başkanlığına aday olduğunu belirtiyor. İnşallah seçilir. Çünkü federasyon başkanlığına aday olup özellikle malum yapılaşmış şeylerle uğraşacak. Yani federasyon başkanı, yeni federasyon başkanı Murat Sancak olma ihtimali var. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım olma ihtimali var. Ali Koç Fenerbahçe şampiyon olunca bırakacak arkadaşlar. Bu sezon sonunda bırakacak. Bilginiz olsun, kesin olarak, katı olarak bırakacak. Yoksa gerilim bayağı arttı. Bundan yani insanlar kötü etkilenecekler. Aynı zamanda sportif olarak da insanlar artık Süper Lig'in adaletine inanmamaya başladı. Hatırlayın arkadaşlar, Survivor'da canının istediğini şampiyon yapıyorlardı. İşte şey oylaması falan. Yani insanlarda böyle bir algı oluşmuştu. Yani ben yapıyorlardı demeyeyim. Bu algı oluşmuştu. Survivor izleyenler baya bırakmıştı. Bu sene de SMS oylaması bitti falan filan denildi. Ama insanlar yine de başka bir şey anladılar. Yine bıraktılar izlemeyi. Sonrasında bazı değişiklikler yaşandı. Şimdi yeni eski kitle gelmeye başladı Survivor'a. Bu da böyle Süper Lig'in de eski kitlesini yeniden ele geçirmek için adaletin gelmesi lazım. Şeffaflığın gelmesi lazım. Bütün kulüplere eşit bir federasyon yönetiminin gelmesi lazım. Hocam peki Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'u yan yana görecek miyiz? Hayır. Görmeyeceksiniz. Sezon bitene kadar görmeyeceksiniz. Başkanlık seçiminde, Haziran ayındaki başkanlık seçiminde yan yana görebilirsiniz. Ama onun haricinde göremeyeceksiniz. Bu ikili sanki kavgalı gibi sosyal medyada yine atışabilirler, tartışabilirler ama asıl olan Fenerbahçe'dir. Çatısı etrafında konuşacaklar. Benden söylemesi. Bir beğeniyi çok görmeyin. Abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımıza üyeliği tavsiye ederim. Ayda 15 TL. Hiçbir değişiklik yok. Ayda 15 TL. Eğer bu şekilde giderse yani üyeliğin kıymetini bilen arkadaşlarla biz biraz daha fiyatı yukarı çekeriz. En azından daha kaliteli, kalibreli insanlarla üyeliği devam ettiririz. Siz burada videoların içerisinde birçok bilgiyi kovalarken onlar direkt bilgiye gecenin yarısında bile ulaşabiliyorlar. Benden tavsiye. Ben üyeliği tavsiye ederim. Transfer sezonuna da resmi olarak girdik. 1 Mart, 1 Nisan bak 1 aylık bir süreç. 1 Nisan yani Mart ayı, Nisan ayı, Mayıs ayı bunların içerisinde Mart ayı yumurtlama dönemi. Nisan ayı kuluçka dönemi. Mayıs ayı artık yavaş yavaş civcivlerin çıktığı. Haziran ayı da tamam civcivlerin büyüyüp meydana çıktığı dönem. Benden tavsiye. Esaslı duyumları duymak için Kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim. Sizin burada bu videoda duyduklarınız sadece buzdağının görünen yüzü. Bilmedikleriniz için üyeliği tavsiye ederim. Görüşmek üzere.